İyi akşamlar. Merhaba sevgili YouTube ailem. Betim Bey bunun kumandası. Gerek yok, şöyle gözükmüyor ki. Ha, ama mavi ışık veriyor orada. Mavi ışık veriyor ama... Kumandayı bulamadık galiba. Neyse beni mavi mavi görürsünüz. Bir cumartesi akşamından iyi akşamlar diliyorum size. Bugünkü videom biraz uzun olacak. Öyle 10 dakika falan olmayacak. 10 dakikayı geçmesin çünkü izlenemez. Diyorlar. Yani yayın uzun olduğu için insan sıkabilir. Şöyle öncelikle eşime bir merhaba diyelim. Metin Bey hoş geldiniz kanalıma. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu akşam benim büyük kardeş abim de misafiriz. Cumartesi gezmesine geldik. Hem burada bir sohbet edelim dedik. Hem de size bir video başlatalım dedik. Hani hep beni dinliyorsunuz ekranda, sırf beni görüyorsunuz. Birazcık da Metin Bey kim, Arif Bey kim, ruh parçalarım diye bahsediyorum ama kimmiş o ruh parçalarım, biraz onlardan bahsedelim dedim. Metin Bey seni çok met ediyorum videolarda. Bak gıyabında tanıyorlar. Çekilmeyde görüldüğü gibi. Canım benim aynen aynen. Gördüğü gibi aynen. Birazcık ben sizi burada durduracağım. Ev sahipleri de bize katıldığı zaman videomuza devam edeceğiz inşallah. Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ev sahiplerimizi de ekrana aldık. Artık beni gördünüz biliyorsunuz. Hani kanalım itibariyle. Bu akşam benim büyük kardeş abimin evindeyiz. Yemeğe geldik. Çok güzel yemek yapmış ama elleriyle kendisi yaptı tabii ki. Eşi de çok hamarat ama kendisi bu akşam elleriyle çok güzel bir yemek yaptı. Baba mesleği bizim, benim babam rahmetli aşçı olduğu için. Maşallah hani çocukları hep erkek bile olsa elinden gelir. Metin Bey sen de o kadar hamarat mısın? Ya Arif kadar değilim ama. Değil mi? Aynen. Size ben makarnasını göstereceğim. O kadar harika bir makarna yaptı ki çünkü tam aşağı kaydıramıyorum. Harika zerdeçallı falan. Çok harika bir görünümü var. Şahane bir makarnamız var bu akşam. Çok güzel. Yemek programlarını inşallah benim evde kendisi yapacak. Çok güzel bize kavurmasıyla falan çok güzel bizi ağırlıyor. Bir cumartesi akşamı burada bir sohbet edelim dedik. Bir hemhal edelim dedik. Evet sizin de duygu durumlarınızı alalım. Kanalımı açtım Arif Bey. Bak en çok soruyu sana soracağım. Niye biliyor musun? Kanalımı açtım ve bütün arkadaşlarıma işte aldığım eğitimlerden bahsediyorum. Eğitimlerdeki değişimimden, dönüşümden bahsediyorum ve sana ödev veriyorum. Videoları dinledikten sonra gerçekten süreç içerisinde önceki benle sonraki ben arasında ne kadar fark var? Önceki ben ne kadar hırçın, ne kadar çok kendimi etmeyeyim olduğu gibi söyleyebilirim. Ne kadar hırçın, ne kadar böyle agresif, tez. Bu olacak. Ya Kezimancığım ya bir bak istersen olmaz diyor mesela. Hayır olacak. Ya tamam kardeşim olsun da bir bak. Belki böyle değildir, belki şöyledir. Yok olacak diyen bir kişiydim ben. Bu eğitimlerden sonra öyle olmadığımı ben düşünüyorum. Bir 6 ay sonra tekrar videoyu çekeceğim. Göreceğiz göreceğiz. Zamanı bak aynen. Şeyini de dinledim işte Halil. Arif'in oğlu Amerika'daki olan. He. Halamın içinden diyor da bir anda canavar çıkıyor. Aynen mesela. Eskiden gerçekten abimin de bir tane oğlu var. Büyük kardeşim. Bende de bir tane oğlan var. Biz de hani çocuk sayısını okuttuk maşallah çok şükür. Onlar da eğitimini tamamladı ve yurt dışında artık. Hem çalışıyorlar hem okuyorlar hem de hayata atıldılar. Tabii Can da üniversiteyi falan yeni basılı annemlerin oradan gidiyorlardı ve diyalog halindeydik falan. Çok severim ama çok da bazen uyumadığımız anda böyle hani zıtlaşırdık tamam gülüyor. Gülmesinin altında bir mana var. Ve o zaman şey diyordu bana şikayet etmiyordu tabii kendimi de eniştesine Metin'e şey diyormuş. Enişteciğim diyormuş. Bazen halamın içerisinden bir canavar çıkabiliyor. Şimdi bunu niye söylüyorum size? Hani ben videolarım eğitim amaçlı gibi böyle anlatıyorum ya. En azından aileme şahitlik gösteriyorum ailemde size. Gerçekten ben önceden böyle böyle hani hal ve hareketlerim vardı. Şimdi daha gayet mülhime de sakin. Çok sinirli olmaya çünkü bak kafa büktüğüne göre demek ki daha o hallerini daha bir görelim bakalım manasıyla. Onları da en azından değişimimi dönüşümü ailemle şahitlik olarak yaşayacağız inşallah. Metin Bey bilmiyorum sizin şikayetleriniz var mıdır bu konuda? Yok canım yok. Hemen YouTube'un hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hiç ona uğraşacağım bir işim var. Artık. Aynen bak eşimin şunu derdi hep bana. Kezibancım derdi lütfen bir şeylerle uğraş. Çünkü sen bir şeylerle uğraşmayınca sen bize uğraşacaksın. İnsanlarla uğraşıyorsun. Değil mi? İnsanlarla uğraşıyorsun. İnsanlarla uğraşmamak için bir şeylerle uğraş. O yüzden eşim çok iyi mentoruyor. Teşekkür ederim canım. Ruh parçam bak. Hep ekranlarda anlatıyorum. Bundan sonrasını abonelerin düşünsün. Bizden aynen, aynen. Bu saatten sonrasını artık abonelerim düşünsün. Çünkü evet.
Şimdi sağ olsun hep onu derdi. Kezban annem lütfen bir şeylerle uğraş. Yoksa sen kızlarla uğraşıyorsun, benle uğraşıyorsun, birileriyle uğraşıyorsun. Hayatındaki var olan insanlarla. Şimdi öyle olunca o zaman bahsettiğim gibi o zamanki yolculuklar aslında dışarıdaki o değişen dışarıdaki uğraştığım kişilerle ki yolculuklar kişilerle değilmiş. Benim kendimleymiş. Kendimi bulmakla ilgiliymiş. Ha bunlardan sonraki süreçte nasıl oldu nasıl olmadı noktasında 6 ay sonra bunun şeyini çıkarırız biz. Skalasını. Tekrar ben kameraya koyduğum anda evet gerçekten söylediğim gibiyim. Bir değişiklik ben var olduğunu düşünüyorum. Siz de düşünüyor musunuz diye onların öz eleştiri derler değil mi? İlla ki. Öz eleştirilerini alırım. Gerçekten hani nasıl olacak diye. İnşallah kanalımızı büyüyecek. Şimdi Metin Bey bu akşam burada misafir olduk. Buraya geldik. Yarın inşallah hep beraber böyle bir güzel deniz kenarında güzel ambiyansı olan bir yerde güzel videolar çıkarmayı düşünüyoruz. Paralelinde bir sistemi halinde kız kardeşim var benim. O kız kardeşimle böyle soru cevap şeklinde nasıl olabilir? İçerik ama başlık başlık bir tane başlığı alıp içini de işleyerek hani onun içerisindeki değişim ve dönüşümleri işleyerek benim şöyle bir huyum var. Zamanla beni tanıyacaksınız. O konudan dolayı kusurum olursa affola. Şimdi ben kardeşimle de biriyle bir şey konuşuyorum. Onunla konuşurken daha o konu oradayken ben hemen başka bir konuya atlıyorum. Diyor ki kardeşim ya abla az önce biz bu konudaydık. Sen ne ara oldu da o konuya geçtin diye böyle hani benim yapı itibariyle fıtratım böyle. Hani siz beni, ailem beni tanıdığı için onlara normal geliyor olabilir. Size değişik dağınık gelebilir konu kusura bakmayın. Belli bir perspektif çevresinde ben onları toplayacağım. Böyle bir daha konsantrasyon olarak onu o şekilde yapmaya çalışacağım inşallah. Evet beyler son görüşlerinizi alıyorum. Videomuzu da burada kapatıyoruz. Bize de afiyet olacak inşallah. Yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü ilerleyen süreçte de aynı konuyu bazen burada bazen kendi evimde benim orada yakınız çünkü Büyükçekmece Kumrugaz ama Büyükçekmece'ye bağlı olduğu için evet, Büyükçekmece diyoruz. Kumrugaz diyelim yani. Kumrugaz'da evet, duyulması istiyoruz. Kumrugaz'da duysun ismi. Evet Kumrugaz'ımıza biz zaten yeni geldik ilk kışımız. Evet. Evimiz vardı. Fakat burada hani annem kalıyordu. Yazlık gibiydi. Çok fazla böyle kalmıyorduk. Yeni Bosna'daydık. İstanbul'da Bahçelievler'de 27 sene ben kaldım. Metin Beyler'de 73'ten beri. Aynen. İşte bir arada inşallah şey yapacağız. O konsepte var. Hani Metin Bey'le nasıl tanıştım ya da siz nasıl tanıştınız? Evlilikler nasıl oldu? Metin Bey'in başını nasıl yaktın? Metin Bey'in başını yaktın mı? Metin Bey'i gerçekten yaktın mı? Yok canım şaka. Sadece latife olarak söyledik. Teşekkür ederim sağ olun. Çünkü şöyle gerçekten size videolarda bahsediyorum ama gerçekten hani böyle laf olsun diye söylemiyorum. İyi ki varsın ruh parçam diye söylüyorum. Hayatımıza katılmış. Abimi de sohbet etmek isterim. O da aşçı oğlu olarak gerçekten hani bugünkü yemeğini salatasını yemeğini kendisi yaptı. Eşi de çok güzel yapıyor ama o bugün hani kendileriyle hazırladı. Biz böyleyizdir yani adamın mutfağı aynı anda. On marifet. Maşallah hakikaten. Yani bir de, 20 yıl turizm. Evet. Bu kadar olacak yani. Bir de şöyle biz Yeni Bosna'dan Kumrukaz'a geldiğimizde tabii hızlıca evimizi tadilat, tamirattan geçirdik, yaptık. Ufak tefek nokta atışı uçuşlar vardı. Maşallah kendi elinden fayansı geliyor, köpüğü geliyor, badanası boyası geliyor ama tabii o ara çalışıyordu. Çok fazla bir zamanı olmadığı için hepsine destek olamadı. Biz bir ekipten ama yardım aldık. İki seferde köye gittim ben. İki seferde köye gittim. Köy evinin tadilatları falan yapıldı. İnşallah köye de çok güzel bir evimiz olacak. Yapacağız. Hadi. Vakti saati gelsin. Onları da size çekeceğiz. Öyle olunca hani lojistik destek Metin Bey'den, emek ve destek aile olarak hepimizden bir yerden. İşte buradan yemek konsepti, işte öbür kız kardeşimden soru cevap şeklindeki diğer destekler olacak inşallah. Metin Bey de sağ olsun. Evlilik yıldönümümüze daha birkaç gün var. Ama bana evlilik yıldönümü olarak güzel bir el tutumlu, güzel bir tripod almış. Teşekkür ediyorum canım benim. Onun hikayesini size anlatacağım çünkü evlilik yıldönümümü ben hiç kutlamadım. Bu saatten sonra da kutlamayacağım çünkü yutkunarak söylüyorum. Evlilik yıldönümünün olduğu gün babam vefat olduğu gün. Tamam. O yüzden o duyguyu size daha sonra anlatacağım süreçlerimizi. Şimdi iyi akşamlar diyoruz. Burada kapatıyoruz. Bizi kanala müsaade ettiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de geldiniz. Şimdi biz ekrana biraz daha alışız. Bizim aile tamamen böyle. Ekrana birazcık daha haşır neşir olduğu zaman orada eleştirilerini de yapacaklar. Soru cevap halinde eleştirilerini de. Şimdilik size iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.